Oh <laughs> you. Arkadaşlar, Türkiye'nin en ama en çok sevilen Twitch kanalı e, Belkıs Tv'den herkese merhaba. Biliyorsunuz uzunca bir ara verdik, sonra döndük e, ve aslında en çok özlenilen, en çok özlenilen e, yayınlar Emlak oldu. Nedeni tabii ki de bunun e, Türkiye'de yapılan biricik, dünya üzerinde yapılan biricik bir format olması. Arkadaşlar, bir şey konuşurken abone olmazsanız sevinirim. Şey oldu ya zaten bu e, emlak piyasası aşırı... Eee hep bu şey olacak Çalacak mı böyle ya? E, biliyorsunuz emlak piyasasında çok büyük dalgalanmalar yaşadı. Sonra işte herkes birden... Aslında herkesin içinde olan bir tutkuydu bu. Bunu biliyorum. Sonra herkes işte emlak üzerinden e, şeyler yapmaya başladılar. İçerikler. Fakat e, olmuyor. Neden olmuyor? Çünkü e, bilir kişi değilsin. Bilir kişi değilsin. Bilmiyorsun. Bakıyorsun eve Aa, ne güzel penceresi var ne güzel şey var. Ama yok işte altyapı yok. Aleydi, altyapı olmadan üst yapı yapamazsın. <laughs> Önce hayatımla ilgili bir şeyler anlatabilir miyim size? Ondan sonra sizin dertlerinize geçsek. Ya bilmiyorum hemen, a, ev, hemen size ev bulmasak. Böyle ev arkadaşı arayan varsa da e, bizim Discord'umuzda ya da Twitter komünitimizde Oraya yazabilirsiniz. Mesela şuradayım, ev arkadaşlarım falan. Bu şekilde e, bulabilirsiniz. Yani en azından belki Steve izleyicisinden zarar gelir mi? Ya kimseye de kefil olmak istemem. Benden bilmeyin. Benden bilmeyin de dolanıcı <laughs> falan çıkarsa. Benden bilmeyin de. Şimdi ben aslında e, emlak show bahane. Benim dertler şahane. Ben aslında e, kendimden bahsetmek için yayın açıyorum. Ama sizin dinlemeniz için olta olarak da işte emlak show falan filan diyorum. Ben e, önceki şunu merak ediyorum, e, şuku Afife, Twitter'daki ya, Afife ve bizim de Hal, Afife Hale'nin, bu ikilinin e, ne karıştırdıklarını çok merak ediyorum. Yok işte birini çocuk takip etmiş falan ve kim bu? Kim bu? Hale ne ne karıştırıyor? Hale doğru aşka doğruya katılmak için sevgisine ayrılmış gibi şeyler ben okuyorum, benim önüme geliyor. Benim önüme geliyor, böyle bir şey yaptıysan helal olsun. Ay tam bir şey toplantı şey FaceTime'ı gibi. Sıkıntı yok. Evet arkadaşlar, çok merak edilen bir karşılaştırma vardı ve ben de hemen o karşılaştırmaya oturdum. Ve nasıl hayaller kuracağım üzerine düşündükçe düşündüm ve... Gelin birlikte bakalım. Utku'dan Fenerbahçe Kapanmaz. Bakalım Utku Fenerbahçe Kapanmaz'a. Şimdi ben önce e, şatoya bakmak istiyorum. İkisi de hemen hemen aynı fiyatlarda. E, bu satılık değil mi? Kirası değil. Benim e, komple şey bozuldu. Ne derler ona? E, algım bozuldu, para algım. Tamam. Önce ne gideceğimi hayal etmek istiyorum burada. Ben bu işin şeyinde değilim. İşte. E, bu evde bu evde oturmak daha mantıklı, bu evde oturmak daha mantıklı. Render'a benziyor bu ya, bu 3D render değil mi? Derken o video. <laughs> Aa. Ailemin şarap e, üretimi yaptığı şatoya. Yıllar sonra gitmiştim. Büyük dedem öldüğü için varis olarak bir tek ben vardım. O yüzden şirketin başına geçmemi istiyordu. Ama ben bir şehir kızıydım ve burada ne yapacağımı bilmiyordum. Dadılarla ve işte şeylerle evde eğitimle büyümemiştim. İşte bilirsiniz biraz daha ee, şehirde büyümüştüm, New York'ta. O yüzden bu hayat bana göre değildi. Ama maalesef şirketimizde çalışan şarapları ayağıyla ezerek yapan kaslı çocuğa vurulana kadar. <laughs> Aslında şehirdeki sevgilimle aram kötü olmuştu. Yani ayrılarak bir, ayrıldığımız için buraya dönmüştüm. O yüzden ee... <laughs> O yüzden e, kalbimde, kafamda bomboştu. Girdiğimde şömine yanıyordu, şurası işte yanıyordu. Ben de böyle hani e, şey giyiniyorum. E, normal işte jean üzeri tişört falan, basic bir e, şeyle giyiniyorum. Kombin var. Ama yardımcılarımız ve hizmetçilerimiz olmasına hiç alışkın değildim. Manhattan'da hiç böyle değildi. <laughs> Ben moda okumuştum bu arada belki bu detayı merak ediyorsanız. Moda okumuştum ve bakın burada büyük büyük dedemin ve ninemin resimleri vardı. Onlar e, Düş ve dükesti. <laughs> Düşes ve dükesti. <laughs> ya istemiyorum. İstemiyorum bu parayı ve bu hayatı yaşamak istemiyorum. Hayır sen e, al bu kolyeyi. Bu kolye de ne? Bu nenenin kolyesi. Düşes nenemin kolyesi mi? Evet. Aile Yadigarı, bu senin olsun e, ve bu soyu, e, bu şirketin başına senin gelmen lazım. Peki neden e, erkek kardeşim değil de ben? Çünkü biz e, anaerkil bir aileyiz ve bizde e, soy kadından şey olur, ilerler. Nasıl yani? E, çünkü biz bir de büyücüyüz. Ne? Hayır bu kadar fazla gerçek. <laughs> Bir de biz büyücüymüşüz arkadaşlar ama ben bunu zamanla öğreniyorum çünkü nasıl öğreniyorum biliyor musun? Bizim e, şarap mahsulinde çalışan çocuk böyle işte git buradan falan gibi şeyler söylüyor bana. Bu arada ben hala bohem giyinmiyorum. Yani böyle basic parçalar giyiniyorum. E, yani hiç bizim evimiz gibi maksimal değil yani. <laughs> Ondan sonra... E, bizim... Mahzenle çalışan çocuk böyle git buradan, burası sana göre değil falan gibi şeyler söylemeye başladı. Aa, burası nasıl bana göre değil ya <laughs> dedim, demedim. Ee, dedim ki e ya sen bir hizmetçi parçası değil misin ya hayırdır? Ne zamandan beri bir şeyin bana göre olmadığını sen karar veriyorsun erkek parçası dedim. Ee, o da ama ne bileyim böyle kaslı falan falandı. <laughs> burası mesela burada e, ayrıca oturup ben küçükken tabii en son böyle 3 yaşındayken gelmiştim. E, ee, küçükken nenemin oku, oturup bize kitap okuduğunu falan hatırlıyorum. Öyle sıcak anlarımız da vardı. Ama nenem aslında çok soğuk bir kadın bu arada. Burası da tamam bekleme odası. Ya bizi, bizi beklemek isteyen insan burada bekliyor. Aa, Sumak'ta ayin yaptığımız yer. Burası? Evet orası. Mesela ben buraya ilk girdim şöyle dedim. Burası da neresi? Burada özel günler için kutlamalar yapıyoruz falan dedi. İşte benim uzaktan kuzenim, halamın kızı. Ben de nasıl yani kutlamalar, burada düğün dernek falan mı yapıyorsunuz? Sünnet düğün mü yapıyorsunuz? O da <laughs> görürsün dedi. Mersen burada ayin yapıyorlarmış. Biz böyle bir tarikatmışız yani. Bu kadar büyük olamaz ya. <laughs> ya böyle işte burada şey falan yazıyor. ''Bu ateşi yaktığında külleri geçmişini temizler.'' Bu ne demek ya? Bu bir... Bu bir şifre falan mı? Arkadaşlar burada ben sizin yorumlarınızı görmüyorum. O yüzden sonsuza kadar bunu yapabilirim. Misafir odasına benziyor çünkü çok e, süslü püslü. Benim odamın böyle olduğunu düşünmüyorum. Ah işte benim odam. Eee... Benim odamda burası arkadaşlar. Ee, i̇şte ilk gün geldim ya, çantamı falan bıraktım İşte deri bir tane eski bir şeyim var, onu bıraktım valizimi. Böyle yavaş hareket ediyorum bu arada. Bu ev, yani zaman o kadar yavaş geçiyor ki hareketlerim de çok var. Yani ben çok şey, hiperaktif biriyim ama bu evde yani yavaş yavaş hareket ediyorum. <gülüyor> burası <gülüyor> sanki bir yaratığın yüzüne benziyor dedim halımın kızına. Halamın kızı dedi ki Küçükken de çok hayalperestin. Samantha. <laughs> bir şey söyleyeyim. Evi gez gez bitmiyor. Neyse buradan sonrasını halamın kızı şöyle dedi. Buradan sonrasını sana e, kaslı e, şey şarap yapan kaslı hizmetçimiz hizmetlimiz gösterecek. O da kim? Son bir baktım şey gibi bir şey. Şahmaran'daki maran. <laughs> Bu ne ya? Şahmaran'daki varan mı bu? Ha bir bir şeyleri tahmin ediyormuş gibi falan yapıyor. Ee, merhaba. Merhaba hanım. <laughs> Hanımım. Dedi merhaba hanım abla. <laughs> yani evet. evde hep esrarengiz şeyler var. Ne kadar çok fazla şey var. Burası öyle büyük yerdir. Büyük mü? Aman tanrım. Şivesi, şivesi hoşuma gitmişti. <laughs> Bu çimleri sen mi biçiyorsun? Evet hanım abla. Hanım abla ne ya? Düşes ben, düşes. Ee, çimler çok güzel biçilmiş. Üzerine koşturasım geldi. Biz küçük gene koştururdun. Hatırlar mısın bilmem. Küçük keneme, küçükken yani. He, oynar idik. Allah'ım ya Rabbim ne yapacağım bilmiyorum. Kaslı olduğu için Belki iletişim kurabilirim dedim ama şiveye tahammül edemiyorum. Ee, sen nereden biliyorsun benim küçükken'e koşturdum ya? Ee, biz küçükken arkadaştık ya. Sen o sırada kolyeme baktım. Bu kolye küçükken'e bana hediye ettiği kolyeydi. Sen olsun. He oyum. Evet şakacıktan beşik kertmesi olduğum kişiydi o ve bana kolye hediye etmişti. Aa bu kolyeyi hala takıyorum. Çok sevindim. Yani ne yapacaktım bu hizmetçi parçasıyla mı kertirdim diye evlenecektim. Bu soruları düşünürken bahçede gezmeye devam ettim. Bahçede gez gez bitmiyordu. E bu kadar bahçede ne yapacağız ya? Aa fındık tarlası da varmış. Bu yolda yürüdük falan işte böyle çocukken yürüdüğümüz anlar aklıma geldi. Genel olarak da evimiz bu. Genel olarak evimiz bu. Çok güzel bu arada. Ee, tabii ki de ben burada yaşamak isterdim ama ben burada bu hikayeyi yaşamak isterdim. Yani şimdi geldiğimizde Utku'dan Fenerbahçe'deki eve geldiğimizde, <laughs> Jane Austen'deydi. <laughs> Ee, şimdi Utku'dan Fenerbahçe'de eve geldiğimizde ben burada neyim? Aa burada arkadaşlar ben bugün CEO olarak yaşadım. Ee, nasıl CEO olarak yaşadım anlatayım. Şimdi konuyla bağlaştıracağım. Ee, ben bugün sabah uyandığımda e, inanmayacaksınız ama 15 dakika e, yalandan spor yaptım. Egzersiz yaptım. Yani çok zordu benim için ama yaptım. Ondan sonra duşa girdim ve hazırlı süslendim. Arkadaşlarıma kahvaltıya gittim. Sonra oradan bir arkadaşıma uğradım. işte kameraya aldım. Oradan yürüyerek evime geldim. O kadar CEO bir gündü ki. Yani spor yaptım, düzgün beslendim falan. Ee, şimdi bugün... Evet bir de arkadaşlarımla parkta körebe oynadık ve gerçekten... Ama şey köre bir pardon arkadaşlar. Bu kameraya bakıyorum. Kamera burada diye dur arkasını döndüreyim. Kamera burası değil ki artık. Bu arada e, köre oynarken de şey düşündüm. CEO olduğum şeyde. E, hani iş ya, iş şirketlerde e, personelin e, birbirle karşıması için oyunlar oynatılır ya. O da şakacıktan oymuş. E, bugün Simna Can Polat gibiydim gerçekten de. O kadındım şey. Bu bir app yapmak istiyorduk ve bu app için dönüş yolunda düşündüğüm fikrimi geldiğimde gerçekleştirdim diyen kadın gibiyim. Slay app. Ve bu app için elimden gelen her şeyi yoluma koydum. Ee, şimdi şatoyu geçersek ve benim CEO olan hayatıma gelsek ben CEO olarak yaşamaya devam ederken de bu evde oturuyorum. Şimdi birincisi bu evin bu kadar pahalı olmasına ben hiç şaşırmadım. Ben şatonun ucuz olmasına şaşırdım. Çünkü bu evin bu kadar pahalı olması normal. Bu ev 200 bak 320 metrekare. 5 artı 2 bir ev. Yani bu evin bu kadar pahalı olması çok normal. Bina yaşı 3, deniz manzaralı Fenerbahçe'de yani İstanbul'un en güzel yerinde. Ne olacaktı? 5 bin mi olacaktı? Ne olacak? Biz köyden tarlaları satıp alalım, alabileceğiniz bir parada olabilir mi sence bu ev? Biz bu evde oturmayalım diye bu evin fiyatı bu kadar yüksek. Ben yoksa köydeki fındıklığı satıp alırsam ne anlamı kaldı? Biz bu evde oturmayalım diye anladın mı? Ama ben şimdi şekilde CEO olduğum için bu evde oturuyorum. Ucuza koymuşlar tabi. Şimdi bir ee, salon görüyoruz. Yanlış kameraya bakıyorum. Biliyorum. Durun. Durun. Şimdi ben siyah olduğum için salonumda gri tonlarda ben e, döşemek istiyorum. Bu e, duvarın kum bejini lütfen e, şey yapalım. Düzeltelim. Beyaz olsun. Çünkü ben buraya heykel falan koyacağım. Burada Fenerbahçe şeyini spor kulübünün şeyi var. Abla 3 sene önce bebek yıllar 5-6 milyondu. E 3 sene önce sen kaç milyondun? Bu beji sevmedim ama salon geniş güzel. Buradan güzel zaten dubleks isterim ben ee, şey de güzel her yerden çok güzel ışık alıyor mutfak e, benim zaten burada arkadaşlar e, ben eve girip yemek yapmıyorum bazenleri sadece keyfi olarak e, çok güzel e, risotto yaparım. Ee, bazen arkadaşlarım geldiğinde keyifli olarak yemek yaparım. Onun dışında gün içinde zaten e, kadın geliyor. E, o yardımcı oluyor yemeğime. Bu da ince uzun bir apartmanmış. Yani evet düzgün, normal, tertemiz bir ev. Olayı var mı? Yok. Şimdi ben bu evde bir hikaye yazamıyorum. Max işte ben Aa bu güzelmiş. Burası benim yatak odam bu arada. Yatak odam evet. Hmm. Evet. Evet. Burasını ne yapabilirim? Giysi odası, depo odası gibi bir şey yapabilirim. Burası yatak odam. Aa yok burası değil yatak odam. Bu başka odam. Burasını evet, şey, hobi odası yaptım. Aa bir şey söyleyeceğim. Bir tane daha eğer burada geniş bir balkonu varsa ben acaba şu balkona izin verirseniz yanlış anlamazsanız küvet koyabilir miyim? Ya. Yanlış anlamazsınız. Şuraya bir küvet atarım ben arkadaş. Şuradakiler de beni bir dikizler. Güzel olur. Yok ben buraya küvetimi atarım. Dikizleyen dikizlesin. Eee bu da şey bak. Buradan giriyorsun. Diğer odanın küçük alana. Okey. Ay görsünler ne? Ay. Yani küvetini oraya atıp keyif yapan bir insanı görseler ne olur? Görmeseler ne olur? Görsünler de yapıyorum zaten. Burası da arkadaşlarımın hobi, mobi, zobi. Çok kullanışlı bir ev değil bu arada burası. Çok kullanışlı bir e, ev değil. Tavanı çok şey. O yüzden benim tabii ki tercihim bu olurdu. Ama içerisinde bu söylediğim karakterler ve bu söylediğim hayat varsa. Yoksa ne işim olur abi benim burada? Ne işim olur? Nasıl gideceğim? Benim buraya en azından 10 tane yardımcıya ihtiyacım var benim. Ne yapacağım burada? Evde zaten büyülü. Cinli minli, böyle renkli oldu. Bak, baksana kurban şeyi var burada. Kilisesi. Ama çok güzel. Bayıldım. Ben burada öleniz arkadaşlar. Gerçekten bunu çok sevdim. Ay, ama cinli perisi bitmesi. Ben severim öyle cinli perisi şeyleri. Ben pastor halde cin. Bir hikayesine bayılırım. Ben yok. Ben bu şatoda çalış yaşamak istiyorum. Şakasız. İnternetim olsun ama. Güzel yani at arabasıyla gezinti. Bilmiyorum ya. Ben ben severim böyle tribal. Severim yani. Biraz o kadın olmayı severim yani. Hep mi şehir? Hep mi şehir? Hep mi bir şehir? Biraz da at boku koklayalım biz de yani. O da bir fantezi. Daha buraya doğalgaz gelmemiş. Zaten bütün ev şey şömine kaynıyor. Bilmiyorum ben. Yok ya ben biraz. Ya öyle bir şey yani çimlerin eşit düzeyde biçildiği bir pastoral hayatı okum. Ama gerçekten köy hayatından hiç haz etmem. Yani bunu ben e, geçen arkadaşlarla konuşurken <laughs> gerçek köylüler köy hayatını sevmez. <laughs> o yüzden herhalde köy hayatını hiç sevmiyorum. Ya şey falan bana çok şey geçti. Kuzinada da patates yaptık. E ulan bir kuzede patates yapacağım niye o böceğin içinde yaşanırım ya? <laughs> ya bunu nasıl keyif alabilirsin ki Kuzinada da patates? Aman Allah'ım bu ne büyük bir lüks. Yani ne bileyim. Yani bunu işte sobanın sıcaklığı bilmem ne var başka köy köyde sevilen başka ne var işte ne bileyim eşeğin sesi ne bu ne seviliyor başka düzgün tuvalet olmayan gideri olmayan yerde ya tabii ki de yapılıyor düzgün yapılıyor ev falan yani tuvalet artık ne bileyim köy evlerinde falan düzgün de illa sefalet değil okey ama yani ne yapıyorsun zaten bir dar kot giydin diye bütün köylü arkandan ne diyecek belki de bunun ne keyif yani <laughs> ya yani e, ya benim keyif alacağım bir dünya değil tabii ki de e, herkesin neden ki yani ne bileyim toprağa basmak işte dalından mandalina yemek. Yani dalından yediğim mandalinayla da yemiyorum pazardakinin tadı aynı. Bak dalından da yedim. Annem benim bahçede var. Gittim dalından yedim. Dediler ki ay ne olur ye dalından ye çok güzel şöyle böyle. E yedim ee. Zaten ben bir oturuşta 2 kilo mandalina yiyorum. Bana bir tane dalından mandalina yiyeceğim diye o ağaca o kadar e, mesai harcamak mantıklı mı yani? Ben de bir oturuşta o bütün dalı süpürürüm yani. Üç tane mandalina var zaten. Onun için ağacı besle baba besle. Ne gerek var yani? Satılıyor yapsınlar. Bak bu işte uğraşırsın. Bu işle uğraşırsın, çalış yani ekersin, biçersin, e, iş olarak yaparsın bunu, tamam değmez diğer türlü. Evet, e, köyde slaylemek çok zor. Aynen ya, ya bir de ben, ya e, gerçi bu doğru bir yargı değil, e, bu bir ön yargı ama... Yani e, herkes kötü, gerçekten şehirde de kötü insan var ama cahilin, cühelanın kötülüğü çok başka oluyor. Neyse, bunlara girmeyeyim. E, köy shaming yapmak istemiyorum. Ama bana e, masum gelmiyor insanlar. Bana köyler masum gelmiyor. Bana hiç masum gelmiyor çünkü mesela şimdi konu çok günlerden emlak showdan nereye gitti ama ya mesela bir sürü cin hikayeleri var işte köylerde atıyorum hep köylerde böyle efsaneler falan vardır. Hepsine bakın illaki altında söylemek istemiyorum bu kelimeyi iddialar diyeyim mesela altında illaki bir ...bir kadının yaşadığı bir kötü bir olay var mesela. İşte eee... Işte ...cinler kızı kaçırmış da bir şey olmuş. Hayır abi yani. Anladın mı? Cin falan kaçırmamış kızı. Bayağı bildiğin köyün erkekleri kaçırmış. Ama böyle bunlar hep böyle... ...hikayeler... E, ...olmuş, bilmem ne. Yani... ...hiç de iyi niyetli değil... ...yani şey diyorum konuşamayan insan, düşünemeyen insanın niyeti ne kadar iyi olabilir ki yani? En azından konuşabilen insan, kötü insan ama... ...konuşabilen... İnsanı tercih ederim. Konu biraz arkadaşlar emlak şovdan köy şova döndü. <laughs> Kusura bakmayın. Ama ben ben arkadaşlar ben de burada neyse burada o. Şimdi arkadaşımız bize 3 artı 1 Kalamış'ta 60 bin TL olan kirası bir ev atmış. Bu ev 170 metrekare ve 11-15 yaş arası demişler bu eve. Fenerbahçe'den bu evde yine. Bakıyoruz. Bir kere bu evin eşyalarında bir olay var. Bu ev o teyzenin evi. Bak burada fotoğrafı da var. O teyzenin evi. Ama e, şöyle bir şey olmuş sanırım. Bu ev yeni bir ev değil bence bu arada. Bak kapılarına. Bu ev yeni bir ev değil. Bu ev sadece içi yenilenmiş bir ev mi acaba? Yoksa ben emlakçı gözlerim yanlış mı görüyor? Hmm. Bu evin dış görünüşünden anlarım. Aa, şöyle bir şey. Bu evin yeni olmasına neden imkan yok? Yeni evlerde banyoyu bu kadar büyük yapmazlar. Eee Evet, göt oldum. Yeni evmiş. <laughs> Arkadaşlar, biraz paslanmış olabilirim. Neymiş? Martı... konakları e, konaksları mı? Pal, palasları. E, peki bu kadar yeni bir eve, bu kadar eski eşya, teyzenin eşyalarını getirdiğinize göre... ...şöyle bir şey olmuş herhalde. Bu ev e, muhtemelen arsa üzerinde şey mi oldu acaba? E, ev yenilendi. Kentsel dönüşüne girdi de sonra... ...bu eve mi çıktı? tekrar. Ama kiraya veriyorlar. Ev sahibinin mi acaba? Neyse akıl yürütmek yerine bu evin nasıl olduğuna söylersem. Yani bu ev tabii ki de 60 bin TL ben buna verir miyim? Vermem. Bu 60 milyar. Milyar. <laughs> Sen 60 milyar milyon 500 metrekare köşk tamam arkadaşlar. Evet. Bakırköy Yeşilköy. Şimdi Yeşilköy ee, daha e, Ermenilerin yaşadığı yer sanırım Yeşilköy, evet o taraflar. Oralarda çok güzel evler var. Apartmanları çok güzel. Aa, Aaa! Kapital gayrimenkul. Florya ve şey değil mi? Yeşilköy, aynen. Şimdi bu ev e, benim büyük büyük dedemden kalan bir ev bu arada düzgün konuşun. Bahçesinde güzel büyük sofraların kurulduğu bir evmiş gibi hissettiriyor bana. Hmm. Sonradan yenilenmeye çalışıldı sanırım. Ee, gelen küçük gelin mutfağı yen banyo yenilemek istedi ve oraya böyle bir şey yaptırdı. Hmm. Ben sevdim bu arada ama fotoğraflar bana biraz yalan geldi. Neden yalan geldi? Bu kadar üzerine yani kalitesi düşmüş, düşük olması biraz bana yalan geldi gibi. Bazı çok iyi, bazı çok kötü. Evet. Ama bu ev çok büyük arkadaşlar bu arada. Asansör bile var. E nenemin ayakları tutmuyordu romatizmadan. E, o yüzden asansörle çıkıyor. Bu ev anketi geldi arkadaşlar. Savunası falan var. Ya bu evin dış görünüşü ve bahçesi çok güzel. Ama evde beni tutmayan şey gerçekten de evin gerçekliğini sorgulatacak kadar pikselleri düşük fotoğraflar olması. Yoksa mesela 60 bin liraya atıyorum. Ee, 60 bin lira değil lan 60 milyar. Neydi bu paraya? <laughs> arkadaşlar ben paraları bilmiyorum da. Hmm. Full boğaz manzara 350 metrekare lüks dubleks daire. Rumeli Hisarı. Vay. Bu eski bir bina ama. Burası tam ünlü evi bu arada. O kadar ünlü evi ki. Evet ben oyuncuymuşum. Bu evde yaşıyormuşum bu arada. Evet. Bu ev beni biraz ıı, zorlaylattı. Dur dur. Dur dur. Şevdan Bozoklu'nun ev. Bu ceket daha kimin kız? Ben bu evde tek başıma yaşamıyor muyum? Bu erkek ceketleri kimin? Hmmmm Bir kere balkonu falan yeter Ama her gün Ya her gün gördüğün manzara biliyor musun o kadar da insanı etkilemiyor Yani bir güzelliği her gün gördüğünde onun e, güzelliği kalmıyor Ne derler bilirsiniz Bir e, çiçeğin açması da mucizedir ama e, her gün gördüğümüz için baharlara her bahar sevinmeyiz. Böyle bir söz yoktu arkadaşlar ben uydurdum. O mı dediniz bu eve? Hmm, Kadıköy Erenköy. 48 bin lira kirası olan yeni bir binanın 3 artı bir yeni bir binaya bakıyoruz. Bu çok no aslında normal bir bu evin bu arada şeyi çok güzel. Ya bu evin ruhu var yani. Bu evi peki sizce erkek evi mi, kadın evi mi? Bence bu ev e, kadın eve. Bir erkeğin... <laughs> e, yatak odasını görsek söyleyeceğiz de yatak odasını göremiyoruz. Hmm. Birazcık görebiliyoruz. Duş. E burası şey e, 500 liraya e, olan evler var ya içinde tuvaleti, duşu odanın içinde onlardan benim körlük seviyesi. Eee nerede burada duş alacağız? Millet bizi görecek mi? Bu ev bence e, uzun süre ilişkisi olan bir erkeğin evi olabilir arkadaşlar. Ama o uzun süre ilişkisi var ve bu erkek muhtemelen 40 yaşının üstünde. Ben niye böyle şeyim? Hmm. Bu adam 40 yaşının üstünde olmalı. Iııımm ama beyazdaki bir, bir şirkette çalışmıyor yani. Ama sanat alanını da ilgilenmiyor, sanatçı da değil. Çünkü çok böyle şey talolar yok yani. Şunu falan asması zaten hani o kadar da sanatçı olmadığını gösteriyor. Bu adamın adı Levent falan mı? Bu adamın adı cidden Levent bu arada. Bu adam doktor olabilir arkadaşlar, ama 40 yaşının üstünde e, doktor da değil. Bu adam ee, böyle bir tane diş hastanesi falan var bu adamın galiba. Terapist değil. Terapist olsa biraz daha sanat eserlerinin biraz daha yani asılan tablolar biraz daha güzel olurdu. Bu gerçekten böyle diş hekimi bir 40 yaş üstü bir diş hekiminin evi olabilir bu. Ama adamın aynı zamanda şeyi var yani. Ee, diş polikliniği yani biraz hani aynı zamanda müdür yani orada. Bu adam sayısalcı, sanattan anlamadı belli yani. Ama televizyonu son model. Oradan düşündüm. Evet çok... Çok bilmiyor yani tablo falan. Biraz ezbere güzel yapılmış. Ben... Bu eve 10 puan verildi. Avukat değildir oğlum, avukat değildir. Avukat... Ne, ne arar bu para? Hı, evet. 28,5 TL'ye cadde bostanda... Geniş bir dairemiz var arkadaşlar. Şimdi e, bu evi hiç mi önemsemediniz? Hiç mi yani? Bu herhalde size e, ölen teyzenizden kalan bir ev olmalı. Ay! Ölen teyzeden kalan ev bu muhtemelen. Ölen teyzenin eşyaları var. Zaten teşekkürler arkadaşlar şey olduğunuz için, abone olduğunuz için bu arada. E, sağ olun. Gaga Bulut'un ev. O kadar güzel bir yerde ki. Ben bu arada mutfağına bayıldım. Gerçekten çok güzel. Mesela atıyorum şey, şeyin burada olması, burada bir ada olması tam böyle yufka açmalık, e, mantık atlamalık bir tezgah görüyorum. E, ondan sonra mesela musluğun şurada olması, bu kadar kel alaka bir yerde olması benim çok hoşuma gitti. Ben böyle Mimari de e, anormallikleri severim. Mesela zaten şu karolara ben bittim. Ben bu e, işte 80'lerde yapılan evlerde genelde bu karolar kullanılıyor. Ben bu karo, bu mutfak, banyolarda da kullanılıyor. Bunu çok seviyorum arkadaş. Ben bunu seviyorum. Dolapların bu tahta olması hoşuma gidiyor. Mesela şu geniş şey tabii daha biraz bunu yenilemişler. Keşke yenilemeselerdi. Mesela ben Sims'te ev yaparken de böyle yapıyorum. Gerçekten bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü mesela burada mesela fotoğraf çekimi falan o kadar otantik olur ki analogla mesela çeksen, analog renkler, renkler kullansan, e, bu mutfakta şurada tezgah otursa model falan filan mesela bana çok estetik geliyor. E, ben buradaki kızmayın ama evin gerçekten ee, şey olmasını da bir tık sevdim. Ee, bir şey geldi. Hediye kutusu geldi. Ha Hediye atıldı, birine hediye verildi. Arkadaşlar bir durum, bir şey atmayın. Ee, bu evin e, bu şekilde... E, ...dizayn edilmesi de benim hoşuma gitti açıkçası. Beni, bana merak uyandırdı. Bu ev niye böyle diye. Burada salon çok güzel, çok geniş. Bu ev yes denmiş, çok iyi. Mesela bak kapısı yamuk, <laughs> perdenin şu e, perde asma şeyi yeri. Sanki böyle bir e, eski bir otel havası sezdim. Bak ışıklı dekilece de ne güzel oluyor. Eski bir otel havası sezdim ve çok hoşuma gitti bu benim. Mesela ben bu evi sevdim. Mesela bana desen ki bu ev mi Sude yoksa işte o diğer ev mi? Mesela bu evin ruhu beni çok daha iyi hissettiriyor. Ben böyle biriyim işte. Sevmeyebilirsiniz. Bu ev e, ee, mı? Oğlum burası Galatasaray Lisesi lan. Oğlum burası Tarihsel... Galatasaray Lisesi lan bu. Ay bir şey falan fenalık geldi, bir dakika. Ben parasına marasına bakmıyorum arkadaşlar. <laughs> burası Rıdvan Kanat Anadolu sesi. Yemin ediyorum Rıdvan Kanat Anadolu sesi burası. Evet. Ay bir dakika, elim ayağım titri. Kaç para bu? O kadar pahalı değilmiş. Yok ya orası... Burası... Ay bir dakika. Bir dakika bir dakika. Beşiktaş inşa edilmiş bir de adı ıhlamur evleri. Ihlamur evleri deniyor buraya. Anıtlar yüksek kuyruğunda tarihi. Okey. Aynen. He <laughs> he. Ya burası daha çok iş yeri olarak kullanılan birisi herhalde. Tarihi eser satıyorlar. Bir şey söyleyeceğim. Hocam. Hoca cami de. Hoca cami de. Rıdvan Kağıt Lisesi mi burası cidden ya? Değil abi. Bir şey soracağım. Ee, hayır, ben burayı e, kesinlikle sadece ben yaşıyorum burada. İş yeri falan değil. Ben burada yaşıyorum arkadaşlar. Aminim, aminim. <laughs> ben burada yaşıyorum arkadaşlar. İş yeri falan değil. Bak şuradaki... E, diğer zenginler bakıyorlar falan böyle bilmiyorum ben burada parti yapıyorum çünkü şu zenginler beni orada izliyor şimdi burası herhalde iş yeri olarak kullanılmış çünkü bu kadar cemekanlı üstü kapalı böyle bir ortam yani bir evde olmalı benim evimde olmalı Güzel. Bunu nereden buldun? Tam ajanslık bina. Ya niye ajanslık olsun arkadaşlar? Bir dakika hayal kurarken ben niye buraya ajans yapmak isteyeyim ya? Kendi evim evim. Ben böyle bir görgüsüzmüşüm işte. Ben bu evde yaşıyormuşum. Mutfak da. Ay harbiden burası iş yeri bu arada. Yemekhane burası çünkü. Ay tamam iş yeri mi olacak? Of tamam burası mimarlık ofisiymiş. Bu arada zaten tam böyle mimarlık ofisi havası var. Ay burası yoksa müştemilat mı? Bu ev için e, ankette zolaylardan zolay şey gelmiş. Burası müştemilat mı? Evet bu tam bir iş yeri burası. Ya maalesef iş yeri olacak. Önceden nerede, ne, hangi iş yeriymiş acaba burası? Yani burayı tutabilecek bir iş yerinin muhtemelen kara para aklıyor lazım. Aa, tam bir mimarlık ofisi gibi bir yer. Hukuk bürosu. Hukuk bürosunda bu kadar büyük kağıtların ne işi olur ya? Hukuk bürosu değil burası. Ha, mimarlık ofisi mi yazıyordu? Pardon. Ben onu mimarlar yaptığı anlamında yazdılar sandım. Çok güzelmiş. Burası evet iş yeri olur şimdi yalan olmasın. Ya da burayı bir sanat okuluna çevirmişiz. Burası dans derslerinin olduğu yer burası. Ee, şey var ya, Fi'deki sanat okulu var ya, burası sanat okuluymuş. Ee, burada müdürün odası. Burası da yemekhane. Sanat okulunda modern dans, klasik bale, e, çağdaş dans e, ve... Aslında günler günler. Mesela dans günleri, pazartesi, salı, çarşamba, e, perşembe, cuma, cumartesi, e, şey var, sebep edecek adamı. <laughs> e, O zamanlar çizim dersi var. Pazar kapalı arkadaşlar. Pazar aslında bazen şeyler oluyor, etkinlikler oluyor. Evet, şimdi burada aslında arsa değeri için mi para vereceğiz bu eve? Bu ev satılık mı? Müstakil bina. Bu satılık herhalde. Değil mi? Kiralık mı? Ne bu? Satılık, aynen. Ee, yani zamanında buraya gelip gece kondusunu yapan kişiler buranın e, afla <laughs> sahibi olmuşlar. Şimdi de bunu, de bunu 30 milyona satıyorlar. Oldu canım, oldu. Bravo canım, e, çok güzel kondurmuşsunuz gece. Gece kondurup gündüz satıyorsunuz ha, he, helal olsun evin içini göremiyoruz ama zaten hayal etmek çok da zor değil. Bir de videomuz var arkadaşlar. Oha deniz manzaralı cidden. Kapı elimde kaldı videoya bakar, fotoğrafa bakarken. Ha manzarayı da bulmuşsunuz. Hani gece koyarken de gece, gece konarken de arsaya e, manzarayı da iyi seçebilmişsiniz yani. Abi bu evlerin hikayesi real böyle. Su, elektrik falan yokmuş o zamanlar. Ulan olmaz tabii ki de. Elektrik, su tabii ki de olmaz. Yok bu çok kaç yıl öncesi giden bir şey. Oğlum biz Kartal'da bundan kaçsa 15 sene, 20 sene önce Kartal'a taşındığımızda bak 20 sene önce Kartal'a taşınmıştık. Doğalgaz yoktu lan. Yemin ediyorum doğalgaz yoktu. Biz e, o kış elektrik sobasıyla ısındık. Kartal ki İstanbul'un merkezidir. Nasıl olmaz doğalgaz? Yani e, bilemiyorum arkadaşlar. Biraz ben şöyle bir turlayayım ya? Ne yapalım şöyle bir konutlar mı bakalım? Bir şeyler yapalım. Evet arkadaşlar Mardin'de 8 milyon. Bu kaç para arkadaşlar? 8 milyon mu? Bu evin cinleriyle yaşayamam diye bir anket gelmiş. Ee, şimdi ben öncelikle <laughs> Kınalıkar'a bakalım arkadaşlar. Ee, bu şey işte. E, neydi o? Yalı Şapkanın da e, kızı Antep'ten sat, verdikleri ev mi bu? Mardin havası geldi bir tek. Şimdi mesela, tamam atıyorum diğer şatoya bakarken, İsko İskoçya'daki şatoya bakarken hayaller kurduk. Ama gerçekler, hayalleri gerçeklerle dürterler demişler. Bizdeki anca Max Kraliyet bu. <laughs> Bizdeki Max Kraliyet e, köy ağalı, ağanın kızı oluruz anca. Ee, şey sanırım, Asmalı Konak'ta şeydi, e, Bahar karakteri ressam gibi bir şeydi, Amerika'da mı İstanbul'da mı bir şeydi. Sonra işte Seyhan Ağa'yla tanışıyor ve e, nasıl bir kader bunları bir araya getirdiyse... <laughs> e, aşık oluyorlardı falan filan. Şimdi, e, e, gerçekten hani... Bizde kralet Ammax bu. Ama bu böyle şey yani. Bak sıra gecesi için dizmişler herkesi. Kız isteme töreni mi bu ya? Bu kadar karşılıklı. Bahar Kate Middleton. <laughs> bu nasıl bir mutfak? Ağam. Ha bu sadece çay demlemeyindir. Hedir. Sadece çay demleyek diye yapılan mutfak. Ya burası gerçekten o adamın mafyatik işlerin toplantısını yaptığı yer lan, oğlum burası şey sahnesi yok muydu? Ben bu bu yeri hatırlıyorum. <laughs> şey de vardı nasıl Mardin'de lan burası? <laughs> ya Candan'ın babasının mıydı? <laughs> burası gerçekten ee... maalesef şehirde tanıştım. Ee... Şeyle ee, Ceyhan adlı Yok neymiş adı? Boran. Boran, pardon. Boran da adı. Boran'la şehirde tanışmamıza rağmen gayet diksiyonu çok düzgündü. Onu İzmirli bir ailenin çocuğu zannetmiştim. Sonrasında e, bana Mardin'de büyük bir aşiretin e, oğlu olduğunu söyledi. Bunu söylemesi beni çok da e, umursamadım. Çünkü zaten aşiret çocuklarında ayrıca bilgim vardı. TikTok'ta zaten millet aşiret çocuğu övdüğü için biraz merak ediyordum. Sonra onun köyüne, köyüne demişim işte, de, Mardin'e gittik. Anası ve babası Gillen tanışmaya. Boran'ın hareketleri birden değişti. Ayağındaki Air Max'ları çıkarıp e, kundura giydi. E, normalde e, kargo pantolon giyerdi. Onu da çıkarıp e, kumaş pantolona geçti. Ve paçasında 3 santim kısaydı. Gömlek giydi. Ve ceket aldı. Anlayamadı, birden arabası da değişmişti. Arabası da beyaz BMW, Mercedes'e döndü. Anla, anlamadım. Boran ne oluyor sana dedim. Otur şuraya hanım dedi. Ne diyor bu ya falan oldum. Ama maskülen hareketleri beni benden almıştı. <laughs> Ondan sonra ay, Passat. pardon arkadaş unuttum Passattı arabası. Ben modelleri çok bilmiyorum. Çünkü ben genelde sanatla ilgileniyorum. Evet müzisyenim. Ben bir keman virtüözüyüm an sonra babasıyla tanışmaya girdiğimizde bu odaya girdik. Babası burada oturuyor. Yanında da şey var. Şehmus. Neden ee, bu köydeki herkes de Şehmus diye düşündüm? Pasat. Pardon arkadaşlar aşiretleri unutmuşum. Ee, BMW şeydi. Müteahhitti. Evin her yeri gıcır diyordu. Ben bir duşa gireyim elim yüzümü yıkayayım dedim. Hela gibi bir yere gittim. Bu ne ya? Burada mı elimi yüzümü yıkayacağım dedim. Sonra orada DJ'de bir tane yardımcı kadın var. O da ki eee e, hanım abla. Bunlar hep hanım abla falan deyip duruyorlar. Dedi ben sana burada bir eline yüzüne su tutayım. Ne diyorsun sen be dedim? Bu ne ya? Yalak gibi bir şey. Ben buraya nasıl duşa gireceğim? Sonra şuraya oturdum ve duşa girdim. Meğersem aslında abdest almak için yapılan bir şeymiş. Normalde oraya oturup <laughs> duşa girmiyorlarmış. <laughs> Bu da Mardi'nin güzel manzarası, lava <laughs> Küvet de yok. Bence bir şey soracağım ya kusura bakma da bu kadar şey ben bu mutfakta mı? Aa burası galiba sadece mutfak. E, bu mutfaktan sıra gecesi yapacağız biz. Aşkım hamam mı burası? <laughs> evet bu e, bu eve gelin gitmek ister miydiniz arkadaşlar? Kapı önünde <laughs> Evin özelliklerine bakar mısınız arkadaşlar? Kapı önünden yol geçmektedir. Aa! E bu parayı hak ediyormuş o zaman. <laughs> kuzguncuk. Ekmek teknesi. Şimdi birincisi köprüyü mü satıyorsunuz? İkincisi bu manzaranın bu olması çok iyiymiş. Burası mı? Şaka yapıyorsun. Umarım bu ev değildir. Ne bir anket gelmiş bir dakika. Ay uyuya kalmışım bir uyandım Gülşen konser veriyor. <laughs> ya yorumları mı sabitliyorsun? Bir şey söyleyeceğim. Umarım bu ev değildir. Çünkü bu bir ev yok. Ay bu evmiş. Heykellere dikerli. Şu da heykel mi insan mı? Aa bu ev sanki filmlerde vardı ya. Ay inanamıyorum. Üvey annemin eviydi bu bir zamanlar. Bu sanki filmlerde falan vardı. Gümüş. Gümüş dizisi şey ya. Gümüş dizisi Aşkı ile aynı köşkle çekilmiş ama. Biz bu evi inceledik. Emin misin? Bence ince, incelemedik. Peki buradaki e, Lourdes Müzesi ne? Biz buna baktık. Diyorsun. Satılmadı mı lan bu ev hala? o tavandaki şeyler umarım oyma değildir. Çünkü sen beni oyarsan, sen o duvarı oyarsan beni oraya koyarsın. Herkes şey diyor, şunların evi değil mi, bunların evi değil mi? Dudaktan kalbe. Ay başlatmayın şimdi nereden nereden. Şimdi bu eve buradan mı giriyoruz bilmiyorum. Ama ben bu eve... Şöyle söyleyeyim, bu oymalar beni gerçekten mahvetti. Burası tam Sezen Aksu evi işte. Sezen Aksu evi yani bu. Eee aa. Ama Zolay. Zolay. Bu bar beni şu an zort 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 zortladı. Benim ailevi canım ya. Şaka. Şaka. Şu an ben zazır zazır zartlıyorum. İnan biz bu eve bakmadık arkadaşlar. Biz bu eve bakmadık. Bu ev benim gelin gittiğim ev. Evet. Şerefgil ailesine ee, gelin gittim. Şerefgil ailesinin küçük çocuğu, küçük oğlu ee, Hürkan. Hürkan küçük Ziya ne neydi şey Şerefgil'lerin ee, onun ben küçük gelin olarak gittim bu eve. Ee, buralarda aslında... ...çok güzel davetler olurdu bu evde. Mesela burayı pek bilmiyorum. Burası temizlikçilerin zaten takıldı bir yer. Bizi alakadar etmiyor. Baya benim temizlik şey... Şaka vitraya kes. Ay yok. Bu ev bana istediği her şeyi yapabilir sanırım. Bu ev gerçekten beni e, alabilir, satabilir, katabilir. Mesela biz anca şurada yaşarız. <laughs> bu evin bahçesinde çok güzel kutlamalar falan olurdu. Çok güzel, çok güzel, bayıldım. Şu olaya aşırı bayıldım yani bu gerçekten inceliktir. Hulur Müzesi'nin altının havuz olması. Ee, burası da evet, burası da bizim yasak odası şeyin. Ee, ben şey geldim ya buraya, gelin olarak geldim ya. Burası pardon bizim, yok burası mutfak mı? Ne? Burası pardon bizim yatak odamız. Eşimle benim. Güzel. Tamam ben zengin olduğumda bu evi alıyorum o zaman. Benim köylü zevkime hitap etmedi ya. Ya bazı yerlerde mesela atıyorum bu kadar zengin bir eve çok merak ediyorum. Bu koş taştan aldığınız e, ve şeyi neden koydunuz? Hani bu kadar gerçekten uğraşılmış oymaları olan şöyle bir barı olan bir eve bu ne alaka? Ya şu evin altında şöyle bir şey var ve bu evin hani bazı yerler çok zortlamış. Ama toparlanır. Yani mesela atıyorum bu karolar ne alaka? Hani şuradan şuraya geçiş nasıl oldu? Yani bu çeşitlendirmeyi neden yaptınız? Abi camında şu vitray olan bir eve neden bu karoları serdiniz? Kadıköylü gelin. <laughs> Aa, ünlü mimar Safa Tapaloğlu aramızda. Kendisi aynı zamanda İrem Derici'nin evini mimarıdır. Bilginiz olsun bu arada. Ama çok güzel. Çok güzel. Kaç paraymış bu? Anlar herkes kendi arasında. Belki aramızda para. Bakayım ne diyormuş. Hiriso Keramos ol, olduğu ve altın kiremit damla giren bu adın Kuzguncuk'un eski adı. Ha Kuzguncuk'un eski adından bahsediyorsun. Kuzguncuk'u övüyor burada. Kuzguncuk ben burada Kuzguncuk'u seviyorum. Ee, yani yılda iki kere falan gidelim Kuzguncuk'a. Ama e, her gittiğimde şey derim. Ay acaba ben Kuzguncuk'ta mı yaşasam? Her gittiğim zaman yer zannederim derim. Hiçbir zaman da yaşayamam. Sezon finali, final bölümdeki şeyi izliyoruz. Biraz minnoş bir evimiz var arkadaşlar. 4 artı 2. Bahçe katı. Aa burası Hmm, bu galiba evet. Bu bizim metrobüsle giderken uzaktan gördüğümüz siteler. Evet onlar. Şunları çok merak ediyorum. Birincisi şunu söylemek istiyorum. Ben salonda basamak severim. Sen sevmeyebilirsin. Ben salonda basamak kadınıyım. Bunun benzerine baktık. Zengin evleri birbirine benzer. Arkadaşlar biliyorsunuz zengin evleri birbirine benzer ama fakirlerin evlerinin her zaman farklı hikayeleri vardır. Bukpeten sitesinde havuzlu eşyalı ele geçmez C8 modeli villa C8 patlayıcı ee, biliyorsunuz büyük çekmeceli gibi yerlerde e, ünlü iş insanları falan oturur çok zenginler buralarda oturur. Çünkü onların bir yerden bir yere aman hemen atlayayım 10 dakikada oraya gideyim derdi olmadığı için uzakta oturmak onlara koymaz. Ee, evet zaten çok bariz belli. Ee, buraya şu an şey gördüm zaten. Ee, bankadaki para akışını çok net görebiliyorum şu an. Evet. Seriyiz bugüne. ha. Aa. Bu evlerin kokusu var. Ben bu oda, ben bu yatak odasında var ya bir uyurum var ya bir uyurum. Şimdi var tam şu tam şu saatler ama saat 3 4. Kafayı bir koyarım, şu perdeyi çekerim. Bir uyurum. Arada evin kedisi medisi mırmırlayıp ara, şeye gelir. Ee, i̇çerisinde biraz sigara kokuyordur. Ama yani tam böyle soğuk evden soğuk dışarıdan eve gelince böyle boylu boyunca yatmalık o yatak. Çok güzel. Çok isterim yani bu halı flex falan beni sevdim bunu. Aa burası çok güzel. Aa. Kadın yatalakmış. Hastaymış kadın. Muhtemelen burada da yardımcısı yatıyor. Burası misafir odası. Burası e, görevlinin kaldığı oda muhtemelen. Bu da yatalak kadının kaldığı oda. Çok güzelmiş ama. Burası da nenenin odası işte. Aynı bak, televizyon var. Televizyon falan izliyor. Elde gitti nene de. He. Çok güzel bak. Gezmiş tozmuş. Ay çok güzel. Bu evin sahibinin torununun Twitter niki İstanbul beyefendisi. <laughs> Ay bir şey canım, burası çok güzelmiş. Bar. Ey nene kendine ettin, gezdin ettin, her yerden topladın da ne oldu? Bir tane torunun yok seni ziyarete gelen. E biz gelirdik. E biz gelirdik büfeye ben de bittim bu arada. Çok sevdim. Çok 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 sevdim. Bak ben bu evi gerçekten sevdim. Ölüm ölü kalksa da ben bu evde yaşarım. Torunu kaçlı. <laughs> Torunu boşta mı? <laughs> Bizim her ilanı vetmet hikayesine bağlamamışsak o mu? <laughs> Nenem de arasaydı gelirdik biz. Ben çok sevdim evine halı flexlerini. Şurada yatar uyurdum ya harbiden. Bu evin mırlayan kedisi bile olurum. Evet şey çok güzel manzarası baksana kuşlarmışlar <laughs> nere boşta <mı? gülüyor> güzel bir hayatın olmuş Nenem öyle de ama öldün gittin ama hepimiz öp gideceğiz önemli olan o süre zarfında e, yaşadıklarımız evimizin manzarası e, gezdiğimiz yerler sen gezmişsin, o buzdolabının üstü çok doluydu yani. Bu arada bence ben arada yayınları Cam'dan yapsam güzel çünkü neden biliyor musun? Neden? Neden? Söyleyeyim. Ha! Yaşlanmışım. Ben size duyuru yapacağım. Ee, dert yayınları beni cidden çok iyi hissettiriyor. Ben millete akıl vermeye bayılırım. Öyle biriyim ben akıllar mı şaka şaka bir bana sorduğu sürece akıl veririm yoksa gerçekten söylemem. Bana akıl verilmesini hiç sevmem. Eee eksi sözlükte bana emlakçı diyen kişi. <laughs> Hangi tweet'im seni zortlattı da girdi de ekşiye bana emlakçı yazmışsın. Eee kötü şeyler yazmışsın. Kesin Twitter'da engellediğim birisi. Ben emlakçı mıyım aşk olsun? Emlakçı olsam çok iyi bir emlakçı olurdum. Ama emlakçı değilim. Sive demin demiş ki 2 TL. Minimum 5 TL'ye ayarlamıştık ama 2 TL'ye olmuş. Neyse. Yeni yayın döneminiz mübarek olsun demiş Sive demin. Ve aynı zamanda şunu eklemiş. O kadar özlemişim ki anlatamam. Ben de çok özledim Sive demin. Ee, çok teşekkürler. 2 TL için. 2-2-4 etti. sağol. Gizolili demiş ki, yayınları tekrar başlayarak bizi hayata döndürdüğün için teşekkürler belki. Zayır zayır zartlamaya zartlatmaya zınayır hazır en açız demiş. Teşekkürler canım. Ee, Durucan 5 TL vermiş ve şöyle demiş. Can dostum Berfin doğum günün kutlu olsun. Ee, arkadaşlar neden bu şey oluyor bilmiyorum ama ee, şöyle bir olay var. Harfler bazı harfler şey yazıyor hani o gözükmeyen harfler var ya öyle yazıyor neyse Çağrı demiş ki Okan git bütlerine çalış Çağrı tekrar demiş ki Okan git bütlerine çalış Okan git bütlerine çalış, git bütlerine çalış harbiden yani Çağrı Okan aralarında şakalaşmalar Vandy Day Hoca demiş ki İstanbul'da daire biter Belkıs TV'de şov bitmez bitmez Show bitmez. Van Day Hoca da iki TL atıp tekrar yine aynı şekilde şunu söylemiş. Bir evin huzurunu baktığı pencere belirlemez arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Çok iyi insanlarsınız ya. Çok iyi insanlarsınız. Gerçekten birazdan ağlayabilirim. Birazdan ağlayabilirim. Ee, teşekkür ederim. Ee, vejetaryanlığı bozdum bu arada. Ee, ama vejetaryanlığı... Ben biraz artık bundan sonrası benim dertlerimi dinleme kısmı. E, vejetaryanlığı bozdum arkadaşlar ama vejetaryanlığı bozmam et yemeni normal olduğunu düşündüğüm anlamına gelmiyor. Vejetaryanlığı bozdum dönemde ben stresli bir işte çalışıyordum yine ve e, o stres bana gerçekten e, vicdanına, insanlığa dair her şeyimi unutturduğu için e, şöyle bir e, düşünceye kapıldım. Yani e, ben hayvan yemeği e, yanlış bulacak kadar vicdanlı biri miyim ki? Ben insan olarak zaten kötü biriyim. Hani e, düz iyi bir insan olmaya çalışmamın bir anlamı yok diye düşündüm. İyi bir varlık olmaya çalışmaya bir anlı, anlamım yok diye düşündüm. Çünkü bu psikolojimi bozdu. E, çalışırken bazen psikolojim bozuluyor böyle. E, bu sektör gerçekten benden insanlığımı götürdü diyebilirim. E, Vandey hocam daha doğrultan varsa bakarım. Ee, ama e, tabii ki de hayvan yemeyi doğru bulmuyorum. Gerçekten hayvan yiyen insan da yer. Yani ben bunu böyle olduğunu düşünüyorum. Ee, ve iğrenç bir şey. Gerçekten iğrenç. Ama yerken zaten şöyle düşünüyorum. Ben zaten bu iğrençli yapabilecek bir canlıyım. Ee, kendimi iyi bir insan olarak görmüyorum çünkü. Eee... Ama bunun da insanları şunu hissettirmesini düşünmüyorum. Na ve na vegan ve na vejeteryan insanlara da hani bir e, bir güç vermesin bu da. E, çünkü ben hala e, politik olarak e, hayvan yemesini doğru bulmuyorum. Gerçekten iğrenç bir şey. Yam yamca bir şey yani. Abla şehir dışında okumaya gitmeye korkuyorum ama aile evine yetti ne yapayım? Neden gitmeye korkuyorsun şehir dışına? Bence kesinlikle şehir dışına git Arkadaşlar bu şehir dışına gidip okumak falan bunları yetişkin hayatınızda yapamayacaksınız. O yüzden öğrenci hayatınızda yapın. Ba başka bir zaman e şehir dışı çıkmak, bir hayat kurmak o kadar kolay olmuyor yani. Emin ol istediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. İstediğiniz her şeyi başarabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey suda Berkız olmak. İstanbul'a gittiğim ilk gün hatırlıyorum. Çok zorlu Kadıköy'e rıhtıma oturup ağlamıştım. Ay abartmayın ya bu kadar da dramaya girmenize gerek yok arkadaşlar. İstanbul'u yenmeye çalışmanıza gerek yok. Ayak uydurun yeterli. Niye o kadar ağladı? Niye, niye o kadar ağladı? Ha, bütün drama sensin yani. Tüm drama sensin. Bütün İstanbul senin çevrende dönüyor yani. Hikayeyi sen yaşıyorsun. Bu mudur yani? Ben lisedeyken şehir dışında okudum. Güzelim Kayseri'den ayrılmıştım. Aha oha abi seninki bayağı zormuş. Sen git Kayseri'den ayrıl. Kayseri'nin pastırma sokan, kokan sokaklarından ayrıl. Gel İstanbul'un bok kokan sokaklarına. Ne yapacaksın? Dur bir su de. sürekli değiştirmek lazım bence. İstanbul'dan ayrıldım yapayalnızım şu an. Ama e, İstanbul'da çok mu doluydun? Belki sen zaten yalnızdın ama İstanbul'un kalabalıklığından zannediyordun ki benim çevrem kalabalık. Belki de zaten yani. Devamlı şehir değiştirmek kötü ama hiçbir yere ait hissetmemiştim. Ya mesela e, aitlik, aidiyet duygusu güzel böyle insanı güçlü hissettiriyor ama hiçbir yere ait olmamak da özgür hissettiriyor. Hiçbir yerin sorumluluğunu almıyorsun. Sadece kendi kafandasın. Bence o da güzel. Hiçbir yere ait olmamak da güzel. E, yalnızlığınız şeyle alakalı değil ki. Bulunduğunuz yerle alakalı değil ki. İnsanlarla alakalı bir durum yani. Hatta insanların fiziken yanınızda olmasıyla da alakalı değil. Ben mesela bak burada kimse yok belki ama... Ama ben 273 kişiyle konuşuyorum şu an. Sence ben yalnız mıyım? 18 yaşındaki balık balık burcayaki kardeşim aşk acısı. Söyle işim çok daralıyor dinlerken. Ya ben burada arada arkadaşlar... Yalan olmasın. Aşk acısı derdi dinlemeyi hiç sevmem. Yani e, zaten... Arkadaşlarım da fark etmiştir. Manita dertlerini dinlerken. Çok büyük bir aksiyon yoksa dinlemem. <laughs> ee, şeyi falan asla dinleyemem. Onu çok seviyordum. Onun için ölüyordum. Ölmek üzereyim. İşte onsuz ne yapacağım? O benim hayatımın her şeyiydi. Ya kardeşim senin hayatın mı vardı ki o kişi senin hayatındı ya? Senin hayatın yoktu ki. Eee... <laughs> Balıkesir Belediyesi, teşekkürler gari, <laughs> Sağ olun gari ki ya, ben. Acıyı, ben, Gidemem, ki Artık yalnız